Herkese merhaba, ben Yiğit Erdem. Bu videoda yakın zamanda halka arzı gerçekleşen gıpta ofis kırtasiyenin incelemesini gerçekleştireceğiz. Öncelikle faaliyet alanıyla başlayalım. Şirket zaten isminden de anlaşılacağı üzere her türlü kırtasiye ürününün üretimini, pazarlamasını, dağıtımını ve ticaretini yapmakta. İmal edilen ürünler tabi hitap ettiği kesime, malzeme ve ürün özelliğine göre çeşitli gruplara ayrılmakta. Ve her yıl hem Türkiye'deki hem de dünyadaki gelişmeler takip edilerek bu trend ve ihtiyaçlara göre ürün çeşitleri yenilenmekte. Bu ürün gruplarına biraz göz atalım. Bir kere şirketin en başta satışını gerçekleştirdiği ürünler mamul ürün grupları ve ticari ürün grupları olmak üzere ikiye ayrılıyor. Mamul ürün grupları şirketin hem tasarımını hem de üretimini kendi gerçekleştirdiği ürünler. Ticari ürün gruplarının ise tasarımı gıpta tarafından yapılırken üretimi yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli firmalara yaptırıldıktan sonra tekrardan gıpta markasıyla satışı sağlanmakta. Bu ticari ürün grupları kendi içinde okul, ofis, hediyelik ve diğer ürünler olarak sınıflandırılmış. İşte bunların örnek olarak zımba, makas, hesap makinesi, matara, oyun hamuru gibi ürünleri gösterebiliriz. Mamul ürün gruplarının altında 6 farklı çeşit bulunuyor. Bunun 3 tanesi zaten farklı defter tipleri. Spiralli defterler, tel dikişi defterler ve iplik dikişi defterler. Promosyon malzemeleri var. Her yıl Eylül ayında yayınlanan promosyon kataloglarında yine ajanda, defter, kalem setleri gibi ürünler firmaların taleplerine göre özelleştirilerek alıcılarla buluşturuluyor. Bunun dışında yardımcı eğitim kitapları ve okul ders kitaplarından oluşan yayın grubu ürünleri ve A4 kağıt, klasör çanta gibi ürünlerden oluşan diğer ürünler de mamul ürün grubunun altındaki çeşitlerden bir diğeri. Şirketin geçmiş 3 yıl ve 2023 birinci çeyrekte satılan ürünlerin adet bazında hacim bilgisine göre hacmin ortalama %76'sı mamul tarafında, %24'ü de ticari mal tarafında oluşmuş. Tüm bu ürünlerin satışı için kullanılan 3 farklı kanal var. Geleneksel kanal, ülke genelinde faaliyet gösteren 115 ana dağıtıcı bayi ile toptan ve perakende müşterilere yapılan satışları kapsıyor. Modern kanal 15 farklı market zincirine ve çeşitli mağazalara yapılan üretim ve satış faaliyetlerini içeriyor. Bunların içinde A101, BİM, Şok gibi zincir marketlerin yanında Hakmar, İmsa, Gülmar gibi bölgesel hizmet veren marketler de bulunmakta. Marketlerin dışında da Turkuaz Müzik, DNR, Tidi, Gratis gibi mağazalarda da yine gıpta markalı ürünlere erişilebilmekte. Bu iki kanal dışında bir diğer üçüncü kanal özel üretim ve promosyon satışları. Burada da şirketin Türkiye genelinde hizmet veren kurumsal firmalara özel üretim yani private label olarak satış faaliyetleri mevcut. 2022 yılında en fazla satış modern kanal aracılığıyla gerçekleştirilmiş. Toplam satışlarda %38'lik bir oran var. Bundan 2 sene önce 2020 yılında ise en fazla satış %45 ile geleneksel kanal üzerinden yapılıyordu. Bu oranın geçtiğimiz sene %28'e gerilediğini görüyoruz. Bu gerilemeye karşılık özel üretim kanalında da %7'den %29'a bir yükseliş gerçekleşmiş. Bunun detaylarına baktığımızda geçmiş dönemde makine parkında yapılan yatırımla bir kapasite artışı sağlanıyor. Ve bu kapasite artışı yoğunlukla promosyon ve private label üretime kanalize edildiği için buradaki gelirlerde son 2 yılda %1700 civarında bir büyüme kaydediliyor. Geleneksel kanaldaki düşüşü de şu şekilde açıklayabiliriz. Burada pazarda var olan 10.000 civarında perakende kırtasiye noktası zincir marketler karşısında her geçen gün zayıflamak durumunda kalıyor. Kapanan iş yerleri sonucunda gıptanın bu alandaki satış büyümesi de diğer satışlarına göre oldukça düşük kalmış. Öte yandan tüm bu satış kanalları aracılığıyla 2020 yılında toplam 448 adet firmayla çalışılırken geçtiğimiz sene bu sayı 626'ya çıkmış. Biraz sektör genelindeki durumdan bahsedelim. Global tarafta kağıt kırtasiye ürünleri sektöründe üretim büyüklüğü ve pazar hacmi açısından son yıllarda biraz yatay bir seyir izlenmiş. 2016 yılında toplam pazar büyüklüğü yaklaşık 47 milyar dolarken 2021'de 48 milyar dolar. Tabii arada pandemi sebebiyle 2019 ve 2020 yıllarında %10'lara varan düşüşler yaşandığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte ise toplam üretim büyüklüğünün 2022 yılından 2030 yılına kadar olan dönemde %30 büyümesi bekleniyor. Sektördeki bir diğer pazar yazma gereçleri ürünlerinde de aslında kağıt ürünlerindekine benzer bir gidişat söz konusu. Toplam pazar büyüklüğü 16 milyar dolarla son 6 sene içerisinde pandemi dönemlerini saymazsak neredeyse aynı kalmış. 2026 yılında da bu pazarın 20 milyar dolara ulaşacağı görülüyor. Dünya genelinden geçelim Türkiye'ye. Burada da kağıt ürünleri üretim büyüklüğünün 2022 yılında 4.6 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Bu büyüklüğün bu yıl %38, gelecek sene %29 artması öngörülürken 2030'da 18 milyar TL'ye ulaşması beklenmekte. Yazma gereçlerinde de 2022 yılı için 716 milyon TL'lik satış büyüklüğü mevcutken bunun 2026 yılına kadar %65 artarak 1.2 milyar TL olması düşünülüyor. Şirketin sermaye yapısına baktığımızda halka arzdan önce epey kalabalık bir ortaklık yapısı olduğunu görüyoruz. 8'i gerçek, 2'si tüzel kişi olmak üzere toplam 10 tane ortağı bulunmakta. En fazla paya sahip 3 ortak da Bilgi Grup Kağıt, CPR Enerji ve Nazım Pınar olarak sıralanmakta. Halka arzla beraber de fiili dolaşımdaki pay oranı %30 oldu. Gelelim finansal sonuçlara.
Net satış gelirleri 2020 yılında 151 milyon TL, 2021'de çok hafif bir yükselişle 153 milyon TL olmuş. Burada 2020 yılında pandemi sebebiyle okulların kapanması sonucunda önceki yıllara göre düşük bir ciro var. 2021 yılında da kimi okulların açılmaması, kimi okulların geç açılması sebebiyle hasılattaki büyüme yine sınırlı kalmış. 2022 yılında ise pandemi etkisinin azalması ve okulların açılmasıyla satış gelirleri %343 oranında artmış. Bu büyüme bu yılın ilk yarısı itibariyle de devam etmekte. İkinci çeyrek sonunda ciro da 2022'nin aynı dönemine göre %69 büyüme kaydedilmiş. Karlılık tarafında yine pandemi sebebiyle 2020 yılında %7 ile dip seviyelere gerileyen FAVÖK marjının 2021'de %12, 2022'de %21'e çıktığını görüyoruz. Bunun da sebebi aslında satış hacmindeki ciddi yükselişle birlikte sabit maliyetlerin oranında yaşanan gerileme, katma değerli ürünlerin ciro içindeki payının artması, enflasyonist etki ve yeni kanallara yapılan satışlar olarak sıralanabilir. Dönem sonu net karlarda son 3 yılda sırasıyla 3.8, 15 ve 96 milyon TL. Ayrıca geçtiğimiz senenin ilk yarısı sonunda 15 milyon TL olan net kar bu yıl 128 milyon TL'ye yükselmiş. Kısaca bir de borçluluk rakamlarını verelim. Halka arzdan önce gıptanın net borcu eksi 5 milyon TL seviyesindeydi. Bu rakam 643 milyon TL'lik halka arz geliriyle birlikte eksi 648 milyon TL'ye geriledi. Yine arz öncesi 1.61 olan cari oranda sonrasında 2.71. Buradan geçelim gelecek projeksiyonları kısmına. Önümüzdeki dönemde şirketin uygulamaya koymayı planladığı birkaç stratejisi mevcut. Bunlardan biri zincir marketlerde gıpta ürünlerine özel 12 ay boyunca raf tahsis sağlanması. Böylelikle kırtasiye ürünlerinin satışında mevsimselliğin etkisini ortadan kaldırabilmek amaçlanıyor. 2022 sonu itibariyle gıptanın ihracat oranı %5. Bu alanda özellikle ABD pazarına giriş yapılmasıyla bu oranın arttırılması hedefleniyor. Yurt içinde henüz iş ilişkisinde bulunulmayan ve geleneksel kanalda %40-45'lik bir dilim kaplayan kırtasiyelerle satış görüşmeleri yürütülecek. Böylelikle bu alandaki pazar payının yükselebileceğini öngörebiliriz. Yayın grubu kategorisi için Milli Eğitim Bakanlığı ihalelerine ek olarak özel yayın evleriyle yeni iş ilişkileri başlatılarak bu alandaki satış hacminin arttırılması sağlanacak. Bir de nüfus artışına bağlı olarak büyümekte olan okul öncesi hedef kitlesine yönelik hikaye ve boyama kitapları ürünleriyle yaklaşık 7500 noktada gıpta ürünlerinin satışa sunulması hedefleniyor. Bu planlamanın veriler ve rakamlardan oluşan kısmına biraz göz atalım. Bu yıl için şirket toplamda 50 milyon adetlik bir satış hacmine ulaşmayı bekliyor. Bunun 35 milyonu mamül ürün gruplarından, 15 milyonu da ticari ürün gruplarından oluşmakta. Gelecek sene ise bu toplam satış adetlerinde %18'lik bir büyüme olması beklenirken, sonraki 4 yılda da bu büyümelerin sırasıyla %17, %14, %13 ve %12 olması hedeflenmiş. Finansal tarafa baktığımızda geçtiğimiz yıl boyunca gıpta kırtasiye 678 milyon TL'lik ciro rakamına ulaşmıştı. Ciro'nun bu yıl 2 katına çıkması bekleniyor. Toplam 1 milyar 366 milyon TL'lik bir rakam paylaşılmış. Yılın ilk yarısında hali hazırda elde edilen hasılat ise bunun %21'i oranında. Zaten mevsimsellik gereği asıl 3. çeyrekte yapılan satışların en büyük katkıyı vereceğini söyleyebiliriz. Öte yandan Ciro'nun 2024'te 1,5 milyar TL'ye çıkması, 2028'e kadar olan süreçte de 5,4 milyar TL'ye ulaşacağı öngörülüyor. Karlılık tarafında FAVÖK marjının projeksiyon süresince yani 2028 yılına kadar olan dönem için %27'li seviyelerde sabit kalması bekleniyor. Bu da satışlarla paralel, satışlarla aynı oranda gerçekleşecek ve büyüme oranı demek. 2023'ün ilk yarısında FAVÖK 101 milyon TL'ydi. Senenin toplam 368 milyon TL ile kapatılacağı hedeflenmiş. 2024 yılı için ise FAVÖK beklentisi %61 büyüme ile 592 milyon TL. Buna göre mevcut halka arz fiyat seviyesi ile 2024 için prospektif FD FAVÖK çarpanı 3.56. Halka arzı yakın zamanda gerçekleşen gıpta ofis kırtasiyenin incelemesini bu şekilde tamamlıyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni halka arz olacak şirketlerin incelemelerinde görüşmek üzere.